Orta Asya'nın kalbinde genç bir ulus harekete geçiyor. Kazakistan, Batı Avrupa büyüklüğünde bozkır, çöl ve dağlardan oluşan engin bir arazi. Dünyanın nüfus yoğunluğu en düşük ülkelerinden biri. Ama çayırlardan yükselen iddialı bir proje süre gelmekte. Neredeyse New York şehri büyüklüğünde ve 20 senedir devam eden bir plan. Altın kuleler, piramitler, saraylar. Milyonlarca ton beton, cam ve çelik. Hepsi dünyanın en zorlu iklim şartlarından birinde yapılıyor. Dünyanın en genç başkentlerinden birinin Şehirler Süper Ligi'ne katılmak için büyük emelleri var. Mega yapılar. Geleceğin şehri Astana. Astana Kazakistan'da tüm şehir bir mega yapı. Bu fütürist metropol mimarlıkta sınır çizgisi oldu ve tasarım ve mühendisliğin sınırlarını zorluyor. 20 seneden kısa sürede bozkırlardan gökdelenlere dönüşüyor. Üstelik her şey daha yeni başladı. Başkentin yeni projesinin dünyanın dikkatini çekeceği kesin. Binlerce inşaat işçisi zamana karşı yarışıyor. Şehrin yepyeni bir bölümü Astana Expo 2017'ye, geleceğin enerjisine adanan World Expo'ya hazırlanıyor. Dünya basınının gözü burada ve şehri 5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu yüzden son teknoloji bir havalimanı terminali, devasa bir tren istasyonu ve bu zamana kadarki en harikulade mühendislik başarısını inşa etmek için çalışmalar sürüyor. Kazakistan'ın ulusal pavyonunu çevreleyen yüksek teknolojili bir expo şehri. Dünyanın tamamlanmış en büyük küresi. Bitmesine 3 yıl kaldı ama şantiye sahası hala çamurlu bir arazi. Tamamlanması için dünyanın en geniş sıcaklık aralıklarından birinin üstesinden gelmeleri gerek. Eksi 40 derecede çalışırken işlerini zamanında bitirmeleri neredeyse imkansız. Ve bu yüzden onlara neredeyse imkansız bir mühendislik gerekiyor. Bu zamana dek yaptığımız en zorlu binalardan biri ve şüphesiz Astana'da yaptığımız en zorlu bina. Mühendislik kural kitabının yeniden yazılması için sıra dışı çözümler kullanılıyor. Astana'daydık. Orada her şeyi yapabilirler ve yapmışlardı. Her zaman bunun büyük bir zorluk olduğunu, zor bir iş olduğunu söyleriz. Ama bu sebeple buradayız. Yeni bir dünya simgesi yaratmak için inanması güç fantezi projelerin evi Adrian Smith ve Gordon Gill mühendislikten daha iyi çok az yer var. Adrian Smith, dünyanın en yüksek kulesi Burç Halife'yi tasarladı. Şimdiki ise hiç karşılaşmadıkları kadar büyük bir meydan okuma. Bizi Kazakistan Çevre Bakanlığı'ndan aradılar. Ve Astana için World Expo tasarım yarışmasına davet ettiler. Biz de tüm tasarım çabamızı büyük ölçekli, sürdürülebilir ve yüksek performanslı mimariye odakladık. Haftalar içinde 1,5 kilometre kareyi kapsayan bir düşünce gelişmeye başladı. Bölge, işler bir şehrin her unsurunu kapsıyor. Evler ve ofisler. Alışveriş merkezleri, parklar ve bir okul. 3000 kişi kapasiteli teknoloji harikası auditorium. Ama en önemlisi şehrin önde gelen sürdürülebilir teknolojiyi ön plana çıkaracak olması. Onları nasıl en sürdürülebilir ve en yüksek performanslı yapılar yapabiliriz? Her detayın titizlikle planlanması gerekiyordu. Hepsi kendini sokaklar, yollar ve parklardan oluşan bir sistemle formüle etti. Ve biz de bunları 25 hektarlık bir alana yaydık. Expo alanı, şehir, üniversite ve havaalanı arasındaki boşluğu dolduracak. 20 senedir süregelen bir planın son parçası. Astana, 1997'de Akmola adında küçük bir taşra şehriydi. Burada gördükleriniz bu yeni şehir eskiden bir bozkırdı. Burada hiçbir şey yoktu. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte Kazakistan bağımsızlığını kazandı. Kazakistan başkanı da yeni ülkesi için yeni bir başkent seçti. Astana ismi aklıma rüyamda geldi. Astana
Kazakça'da başkent anlamına geliyor. Başkan Nazarbayev'e bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için bir plan gerekiyordu. Japon mimar Kisho Kurokawa şehir için büyük bir plan geliştirdi. La Brezilya'nın ayak izlerini takip edecek şehir, planlanmış başkentlerin nadir bir türü olacaktı. Kurokawa, bina ortamının doğayla mükemmel bir denge kuracağı bir şehir tasarlamıştı. Paris'teki Şanzelize'den ilham almış, 2,5 kilometre uzunlukta büyük bir bulvar. Bu eksen, şehrin en simgesel binalarından bazılarını birbirine bağlıyor. Başkanın aklında bir plan. Seçilmiş bir yer vardı ve ülkenin hazinesi de yükselen petrol endüstrisi sonrası parayla doluyordu. Kazakistan bu kara altını bozkırdan yükselecek bir şehir yaratmak için kullanacaktı. Görünürde bir gecede inşaat furyası başladı. Astana dünyanın en hızlı büyüyen başkentlerinden biri olmuştu. Şehir planlamacılarının istek listesindeki ilk simge binalardan biri, Antik Mısır'dan ilham alınarak yapıldı. Dünya dinleri için kongre merkezi olarak hizmet verebilecek bir piramit. Bir dünya harikası yapmak istiyorsanız, Pekin Havalimanı ve Wembley Stadyumunu tasarlayan Norman Foster'ın Londra'daki şirketinden daha iyi çok az yer var. Güney Fransa'daki yazlığımdaydım ve bir telefon geldi. Kazakistan'da bir proje yapmakla ilgilenir misiniz diye sordular. Ben de projeyi sordum ve kongre salonu oldu. Heyecan verici ve ilgi çekici bir şeye benziyordu. Bilmediğim bir yer. Ben de bunu seve seve yapabileceğimi söyledim. Ama bir bit yeniği vardı. 21 ay içinde açılması gerekiyordu. Mısırlıların piramitleri yapması yıllarını aldı. Fakat Başkan Nazarbayev, buranın 2 seneden kısa sürede bitmesi için emir vermişti. 3 ay sonra yeniden aradılar. Çalışmalarımı beğendiklerini ama projeye 1500 kişilik bir opera binası eklenmesini ve onun da zamanında açılmasını istediklerini söylediler. İklim de ciddi bir lojistik zorluk yaratıyordu. Tasarım ekibi, teslim tarihi ve faktör zorluklarını aşmak için piramidi kış döneminde şantiye dışında önceden üretti. Sonra da yaz aylarında onu çabucak dikti. Fakat işi bitirebilmek için bazı sıra dışı atılımlar gerekmişti. Ordu yardıma çağrıldı ve müteahhide projeyi bitirmesi için yardım eden askerler vardı. Bu doğru. Tüm süreç, briefingten açılışa kadar inanılmaz şekilde 21 ayda tamamlandı. Burada da yapabilir miyiz? Bence İngiltere'de yapamayız. Astana'da yapılanlar gerçekten sıra dışıydı. Barış ve Uyum Sarayı olarak da bilinen, barış ruhu ve insan eşitliğini temsil etmesi için tasarlanan gümüş piramit 77 metre yüksekliğinde. Takip eden 10 yılda şehrin silüeti tarihten ve dünyanın farklı yerlerinden ilham alınan mimari fantazilerle doldu. Konser salonları, opera binaları, saraylar ve stadyumlar. Geriye sadece şehrin baş tacı kalmıştı. Mimarların tüm projeyi tasarlamaları için 12 ayları vardı. Projenin zamanında teslim edilmesi noktasında bizi büyük bir zorluk bekliyordu. Toplamda 28 binalık bir proje. Üstüne bir de 173 hektarlık bir imar planı. Expo için işleri zamanında bitirebilmek istiyorlarsa hızlı bir iş akışı uygulamaları gerekiyordu. Yani mimarlar bir adım önde olmak için yarışırken, inşaat çalışmaları da tasarımın birinci aşamasında başlayacaktı. İlk çizimler tamamlanırken, ekskavatörler de temeller üstünde çalışmaya başlamak için doluştu ve projenin ilk engeliyle karşılaştı. Uçaktan indim, otoparka doğru yürüdüm ve telefonuma baktığımda havanın -51 derece olduğunu gördüm. Arabanın içi bile buz tutmuştu. Kontağı kapatamıyordunuz. Kapatırsanız motor donardı. Tam o anda, gecenin birinde
Bu binaların yaşayacağı şeyler kafanızda açıklığa kavuşuyor. Toprak tamamen donmuş ve inşaat daha başlamadan durma noktasına gelmişti. Müteahhitlerin projeyi yetiştirmek için daha önce hiç yapılmamış bir şey yapmaları gerekiyordu. İnşası için çalışan mühendislik ekibi için kış aylarındaki eksi 40 derecelik sıcaklık benzersiz bir zorluk yaratıyordu. Çoğu inşaat zemini kırarak başlarken Expo ekibinin buzu kırması gerekiyordu. 9 ila 12 metre arasında uzunluğa sahip betondan kürdanlar gibiler. Hava o kadar soğuktu ki toprak donmuştu. Bu yüzden donmuş toprağa delmeleri gerekti. Burada açılan kılavuz delikleri görüyorsunuz. Az ilerisinde kazık çakıcı ve 9 metre uzunluğunda kazığı görüyorsunuz. Donmuş toprağı delip içini boşaltıyor, oraya kazık yerleştiriyor ve o an için kaç tane yerleştirildiğini görüyorsunuz. Şantiye sahasında bunlardan binlerce vardı. Yani sırf donmuş toprak için bile ciddi efor sarf edildi. Kazıklar yapının yükünü daha zayıf üst toprak aracılığıyla hemen alttaki sabit kaya tabanına aktarıyor. Sonra da kazıklar üstüne temel dökülüyor. Fakat 5 derecenin altında beton tehlikeli ölçüde zayıflıyor. Sıcaklık tutturulamazsa 12.500 ton ağırlığındaki küreyi destekleyecek kritik yük taşıma yoğunluğu sağlanamayacak. İnşaatın sürmesi için ekibin ya havanın değişmesini beklemesi ya da havayı değiştirmesi gerekiyordu. Onlar da şantiyede bir mikro iklim ortamı yarattılar ve soğuk kış aylarında şantiyeyi ısıttılar. Proje bol sahası büyüklüğünde eğreti bir çadırla kaplandı ve içi sıcak havayla dolduruldu. Şantiyenin sıcaklığı ciddi ölçüde yükselmiş, beton temellerin döküleceği noktada bir mikro iklim ortamı yaratılmıştı. Mühendis Emre Örer, 10 yıldan uzun süredir Astana'da çalışıyor. Betonu ısıtmak Emre'nin birçok gizli yönteminden sadece biri. Dökme noktasında betonu döktükten sonra elektrik kabloları kullandık. Bu sayede betonda direnç yaratıp betonu gereken sıcaklığa yükselttik. Pasta yapmak gibi. Devasa bir fırınınız var ve mutfağınızsa buz gibi. Riskli bir yaklaşım. Ama kaybedecek zaman yok. Ortada devasa ve karmaşık bir proje var. Binlerce işçi tasarımlar daha çizim masasından kalkmadan çalışmaya başlamıştı. Temel için inşaat çizimlerini tamamlayıp onları müteahhide iletirken binanın dış cephesinin tasarımıyla da uğraşıyorduk. Çok zor, çok karmaşık, çok meşakkatli bir işti. Aynı anda birçok ekip projenin farklı noktaları üstünde çalışıyordu. Astana inanılmaz bir dönüşümden geçiyor. Şehir daha 20 sene önce tozlu bir taşra kentiydi. Günümüzde ise ekonomik bir dinamo olmak için yarışıyor. Başkan Nazarbayev, Kazakistan'ın gelecekteki refahının coğrafyasında yattığını düşünüyor. Avrupa'yı ve Asya'yı ele aldığınızda alt kıtada coğrafi merkezin Astana olduğu görülüyor. Plakçı sözünde geçtiği gibi, konum, konum, konum. Büyük bir bozkır, mükemmel bir emlak gibi görünmese de Rusya ve Çin gibi devlerin arasında bulunan başkentin özel bir konumu var. Hazar Denizi ve ötesindeki Avrupa'ya bağlantısıyla Kazakistan'ın gelecekteki refahı, bölgesel ticarete, büyük İpek yolu olarak bilinen tarihi ticaret rotalarının yeniden açılmasına bağlı. Astana'daki nüfus artış hızı tüm beklentileri aştı. Nüfusu son 20 senede 3 katına çıktı. Şehrin akışını sağlamak için yeni yollar, otobanlar ve otobüs rotaları yapılıyor. Başkanlık sarayından başlayan tören rotası üstüne yapılacak yeni Astana tren garı eskisinden 10 kat daha büyük olacak. Garın toplam alanı 120 bin metrekareden fazla. Genişliği 116 metre. Uzunluğu da 500 metreden fazla olacak.
devasa çatısı Moskova'daki Kızıl Meydan kadar büyük kapalı bir alanın üstünü örtecek. Tamamlandığında Orta Asya'nın en büyük tren garı olacak. Fakat kuşkulu bir nokta vardı. Demir yolu şehri bölemiyordu. Metro sisteminin tamamlanması da yıllar sürerdi. Altısı yollarıyla dolu. Şehrin o kadar zamanı yok. Çözüm olarak gar, yerden 10 metre yükseğe inşa edilecek. İş sadece garın yükseltilmesiyle bitmiyor. Tüm demir yolu ağının da alttaki işlek yolları pas geçmesi için bir viyadük üstüne yapılması gerek. 2,5 kilometre rayı yükseltmek için kazıkların da 10 metre derine çakılması gerekiyor. Her bir kazığın üstünde de çelik girişler ve beton bir platform olacak. Raylar da sonrasında bunların üstüne döşenecek. Fakat viyadüğün üstünden geçecek trenlerin güçlü titreşimlerine dayanması gerek. Viyadük için en önemli şey taşıyıcılığı. Zeminle trenleri taşıyan yapının üst kısmı arasındaki yapısal element. Viyadüğün bu gücü kavrayabilmesi için doğru miktarda hareket etmesi gerek. Deprem bölgelerinde ve asma köprülerde kullanılan inşa teknolojilerinden istifade eden ekip de iskelelerle viyadük arasına 1000'den fazla ayak monte ediyor. Trenler geçerken bu ayaklar viyadüğün hareket edip gücü kavrayabilmesini sağlayacak. Ayaklar olsa bile hareket eden birçok tren garın cam dış cephesini parçalara ayırabilir. Bu çok tehlikeli. Bu sebeple viyadükle tren garı tamamen ayrı olarak inşa ediliyor. İki yapı gün be gün birbirine yaklaşıyor. Ta ki viyadük gara dokunmadan onun içinden geçene kadar. 2 milimetrelik bir hata payına bile yer olmayan çok ince bir iş. Bu iki süper yapı akabinde yapıları birbiriyle hareket etmelerine olanak sağlayan inşaat derzleriyle birleştiriliyor. Tren garı ve viyadük şekil almaya başladı. Ama daha kaynaklanması gereken 26 bin ton, yani Eyfel Kulesi'ni 3 kere yapmaya yetecek kadar çelik var. Viyadük birkaç santim bile yerinden oynarsa proje bir tren enkazına dönüşebilir. Astana, Dubai ve dünyanın diğer süper şehirleriyle rekabet edebilmek için aynı ölçüde abartılı bir silüet yaratıyor. En cüretkar yapı da başkanın kendi tasarımlarından biri. Nazarbayev merkezi olarak da bilinen ilk başkan vakfı ve kütüphanesi. Başkanın vakfı olduğundan buna özel önem veriyordu. Birkaç farklı proje tasarladık ve seçilip kendisiyle birlikte birini geliştirdik. Kendisi bu projeyle yakından ilgilendi. 6500 metrekarelik bu cam kubbe 90 metreden daha fazla bir açıklığa sahip ve gökyüzüne bakan devasa bir göze benziyor. Camdan kavisli bir çatıya sahip ve doğrudan başkanlık sarayına bakıyor. Bünyesinde de 6 milyon kadar kitap barındırıyor. Plan buydu. Türünün bu zamana kadarki teşebbüs edilmiş en büyük yapısı. Desteksiz dış cephe o kadar sıra dışı ki kar yükü için mühendisler test yapmak zorunda kalmış. Ciddi bir kar yükü ve bükülmelerin de hesaba katılması gerekiyordu. Ağır kar yükü bu sıra dışı çatı için ciddi tehlikeler yaratabilir. Bu kadar sıra hatalı geometri kar birikmesine sebep olup tüm yapıyı tehdit edebilir. Slovakya'da 2012'de kar yükünün bir buz hokeyi salonunun çatısının çökmesine sebep olması gibi. Tasarımcılar da benzer bir felaketten kaçınmak için karı dağıtmak amaçlı mükemmel bir geometri üstüne testler yaptı. Ama bu çetrefilli kıvrımı gerçeğe dönüştürmek için CNC makinesiyle yüzlerce küçük bağlantı parçası oluşturulması gerekiyordu. Büyük bir titizlikle üretilen kabukla birleştirilen eğimli kıvrım, dış cepheyi Astana'nın en ağır kar yağışlarından bile koruyor. Çelik bir iskelet ve devasa bir çelik halkanın tuttuğu sığ kubbe, cam paneller takılırken her şeyi yerli yerinde tutuyor. Şehir bir mimarlık oyun alanına dönüştü. Şabıt Sanat Sarayı, Kazakistan'ın sanat üniversitesine ev sahipliği yapıyor. Mimarlar burada eğitim gören yaratıcı bireylere ilham kazandırması için yapıda hiç sivri köşe kullanmadı.
Astana'nın dönüşümü, 1000 yıl öncesine dayanan bir hikayenin sadece en yeni bölümü. Kazaklar asırlar boyunca göçebe olarak yaşamış ve binicilikleriyle nam salmıştı. Son bulgular, Botailerin burada Akmola bölgesinde 5500 yıl önce atları evcilleştirip onlara binen dünyadaki ilk insanlar olduğunu ortaya koydu. Kazak biniciler, efsanevi savaşçılar, bozkırın Kazaklar göçmen kökenlerini unutmayıp mimari eserleriyle bu mirasa saygı duruşunda bulunuyor. Bayterek de mutluluk kuşunun altın yumurta yumurtladığı mitolojik hayat ağacını temsil ediyor. Merkez konser salonunun şekli buraya özgü bir çiçeğin taç yapraklarını sembolize etmesi için tasarlandı. Fakat Kazaklar, ulusun geçmişiyle geleceği arasında fiziksel bir köprü olacak simgesel bir yapı istiyordu. Ulus bazı aşamalardan geçiyor. Böyle bir bakir doğada bir yer hissi yaratmak için bu kentlilik, bu kimlik nasıl yaratılır? İşte bu çok önemli. Norman Foster'ın ekibi, Astana'nın geleceğinin geçmişiyle bağ kurması için sıra dışı bir proje geliştirdi. Dünyanın en büyük çadırı olmasıyla yurt kavramının fütüristik bir yorumlamasıydı. Cüretkar bir tutkuydu. Bazen bir şey çizer ve bunu yaparlar mı diye düşünürsünüz. Onlar yaptı. Liderler ya da soylu markiz anlamına gelen Han Shatter, prensipte direği ve kılavuz halatlarıyla bir çadır olarak tasarlandı. Bu sıradan bir çadır direği değil. 150 metre uzunluğunda 2000 tonluk çelikten bir tripod. O kendi çapında bir mega yapı. Daha önce kimse bu büyüklükte bir çadır dikmedi. Ve bunun için bazı sıra dışı yerleştirme yöntemleri kullanıldı. Pisa Kulesi'nin 2,5 katından daha da hiçbir vinç bu devasa direği kaldıramazdı. Kuleyi ortaya çıkardık. Sonra da bu gergin hidrolik krikoları yerleştirdik. 51 halat da yükseltme yönüne doğru uzanıyordu. Direk dikilirken tüm güç de onun tabanına akıyordu. Tabanı 2500 tonluk baskıya dayanması gereken beton bir temelde sabitlendi. 2 gün süren zahmetli kaldırış sonrası direk yükseltildi. Onu yerinde tutmak için her biri 5 santimetreden kalın 182 güçlendirilmiş çelik kızak 20 bin tonluk bastırma kuvvetini destekliyor. 50 katlı bir gökdelen yüksekliğindeki direği Astana semalarının en yüksek zirvelerinden birini oluşturuyor. Dünyanın en büyük çadırı da tıpkı bir yurt gibi zor şartlara karşı barınak olması için tasarlandı. Ama 21. yüzyıl dokunuşuyla. Yapının içinde bir eğlence cenneti olması için tasarlanan büyük bir dinlence kompleksi var. Han Shatter, kendi ılıman mikroiklimi olması için tasarlandı. Yapıları içten dışa doğru tasarlamaktan söz ediyoruz ve biz de özellikle eğlence merkezinin sıcaklığı konusuna özen gösterip şehir halkına bütün yıl kullanabilecekleri bir yer sunmak istedik. Kendi plajı bile var. Biri oranın tarihini incelerse, ana planın unsurlarının açıklığa kavuşmasına ek olarak iz bırakan ve bu yeni topluma hizmet sağlayan bu binaların yaratılmasında gösterilen hırsı da ortaya çıkarır. Han Shatter, şehir silüetinde kesinlikle iz bırakıyor. Fakat geleneksel yurtların aksine, mevsim değiştiğinde şehir toparlanıp daha sıcak bir otluğa gidemeyecek. Kazak bozkırı, dünyanın en büyük kurak bozkır bölgesi. İlkbaharda büyük kar yığınları erir ve oluşan taşkın ovası, yazın sıcaklık karasal iklimle 40 dereceye ulaşınca yerini çabucak kurak bozkıra bırakır. Dünyada çok az yer böyle sert dönüşümlerden geçiyor. Bozkırın kuzeyde 10 bin kilometre ve batıda 5 bin kilometrelik bölümü düzlük. Bu yüzden Astana'da şiddetli rüzgarlar oluyor. İnşaat sırasında yarı açık bölgelerde şiddetli rüzgarlar sebebiyle bazı tehlikeler yaşanabiliyor. Böylesi zorlu hava şartlarında mühendisler nasıl küre şeklinde benzersiz bir gökdelen yaratabilir?
Mimarlar ve mühendisler sert hava koşullarına dayanacak binalar yaratmak için inşaatçılığın sınırlarını tekrar tekrar zorluyor. Fakat şehrin tasarımcısı Kisho Kurokawa tüm şehri bozkır ikliminden korumak istemişti. Asıl şehir planına doğaya hükmetmek için tasarımlar eklenmişti. Sel sularının şehri basmaması için insan yapımı taşkın havzaları inşa edildi. Şehri ilkbaharda eriyen kar yığınlarından korumak için yeni bir baraj yapıldı. 2009 yılında yapılan baraj sadece 10 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 30 metre genişliğinde. Ama 410 milyon metreküp suyun şehri basmasına bir tek o engel oluyor. Sel suları bir zamanlar Astana için en büyük tehditlerden biriydi. Şimdi ise şehrin 800 bin sakinine yıl boyunca su sağlıyor. En iddialı fikirlerden biri, şehri dev bir koruyucu bariyerle, toz fırtınalarından koruyacak bir rüzgar engelleyiciyle çevirmekti. Tüm şehri çevreleyecek bir duvar yapmak neredeyse imkansızdı. Ama günümüzde 20 sene sonra bu hayal gerçeğe dönüşüyor. 10 milyon ağaç büyüyor. Yükselen doğal bir duvar şehrin kenarlarına ekildi. Senede 300 hektar kadar genişleyen bu arazi sonuç olarak havayı temizleyecek ve şehri güçlü rüzgarlardan ve toz fırtınalarından koruyacak. Bozkır iklimine hükmetmek 20 sene aldı ama Expo şantiyesinde mühendislerin yer çekimine meydan okuyan bir yapıya hükmetmeleri için sadece 36 ayları var. Dünyanın en büyük eksiksiz küresi. Böyle bir işe daha önce hiç teşebbüs edilmedi. Daha önce kusursuz haliyle bir kürenin yapıldığını düşünebilirsiniz. Ama yapılmamıştı. Tasarımcılarla mühendislerin kürenin büyük dış kabuğunun nasıl yapılacağını çözmeleri gerekiyor. Tasarım, cam dış cepheyi destekleyecek kadar güçlü bir yapı gerektiriyordu. Geleneksel gökdelenler güçle esnekliği dengelemek için çelikle betonu birleştiriyor. Fakat mimarlar panoramik manzarası olan mükemmel bir cam küre istiyordu. Kürenin kabuğunun gökdelenden ziyade uzay gemisi hassasiyetinde yapılması gerekiyordu. Betonla bu ölçekte mutlak doğruluk sağlamak gibi bir seçenek yok. Tasarımcılara başka bir çözüm gerek. Diagrit denilen ve kürenin sıra dışı şekline kavuşmasını sağlayan özelleştirilmiş bir çelik kabuk. Küre yapısı itibariyle özünde iç desteği olmayan çelik bir ızgara. Yani bu bağlamda küre ve katların yapısı çevre yapısal sisteminden geliyor. Hepsi toplanıyor ve en aşağıda bulunan yapının çekirdek unsurları olan şu iki ayaklığa aktarılıyor. Küre oluşan baskıyı yüksek dayanımlı kiriş ve bağlantı noktalarıyla bu iki merkezi kuleye aktarıyor. Çelik diagrit mimarların hayallerini mümkün kılıyordu ama daha önce hiç böyle bir gökdelen yapılmamıştı. Merkezinden başladık ve orayı safhalara böldük. 8 safha vardı. Merkezin ilk safhası sadece 2 kuleydi. O 2 kuleden kürenin ilk katına geçtik. Yapının büyük bölümü şantiye alanı dışında önceden üretildi. Ve sonrasında devasa bir yapboz gibi birleştirildi. Bu yapbozun en büyük parçası tamı tamına 45 tondu. Parçaları inşaat alanında yerlerine yerleştirmek ciddi bir zorluktu. Bu devasa kirişleri monte etmek incelik gerektiren bir iş. Kabuğun ilk bölümleri yerlerine sürgüleniyor. İlk iki halkanın yerine konulmasıyla birlikte kabuğun gerginliğini ana merkeze aktaracak destekler yerleştiriliyor. Kağıt üstünde basit duruyor. Küre tek bir zayıf noktası olmayan tek şekil. Fakat inşası en zor olanlardan biri de. Eksiksiz küre gücünün anahtarı. Kıvrımlar yükleri merkezine eşit dağıtıyor. Ama kürenin herhangi bir unsuru eksikse yük akışı da sağlanamıyor. Sıfırdan küre yapmak büyüdükçe zayıflayacağı anlamına geliyor. Tamamlandığında oldukça sabittir. Yarım küre halindeyken her yere kayabilir. Eklenen her büyük parçayla birlikte gerginlik de artıyor. 20 bin tonluk Jenga oyunu gibi.
Devasa parçaların yapıya, daha da fenası, aşağıdaki işçilere zarar vermemesi için 3 vincin mükemmel uyumla çalışması gerekiyor. Operatörler kokpitlerinden birbirlerini göremediklerinden bu kritik hareketlerin koordinasyonu için telsiz ekibinin talimatı. Bazı operasyonlarda operatörler birbirlerini görmüyor. Biz de telsiz ekibiyle onları koordine etmeye çalışıyoruz. Vinçler santim santim hareket ederken yapılabilecek en ufak hata felaketle sonuçlanabilir. Expo'nun dünya simgesinin ortaya çıkması için 32 bin parça kalmışken tüm umutlar işlem tamamlandığında kulenin hala ayakta olmasında. Tek bir hata, tek bir koordinasyon bozukluğu, korkunç bir başarısızlıkla sonuçlanabilirdi. Yüzlerce uzman, kaynakçı ve montaj işçisi yapının sağlam olması için ellerinden geleni yapıyor. Günde 24 saat süren çalışmalarla her ay bir kat tamamlanıyor. Tamamlandığında özgürlük heykelinden daha yüksek ve kavisli cam zeminin toplam alanı da 3,5 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Gerçekten muazzam ölçekli bir proje. Fakat tamamlanmasına 8 kat kalmışken ekip bu hızla giderlerse binanın Expo'ya yetişmeyeceğini fark ediyor. Zamanında bitirebilmek için büyük bir risk alıp yapı daha tamamlanmadan cam parçaları eklemeye başlamaları gerekiyor. Yapılacak bir hata küreyi milyonlarca parçaya ayırabilir. Astana, Şehirler Süper Ligi'ne katılabilmek için inanılmaz bir dönüşümden geçiyor. Sıra dışı gökdelenler yapmak Astana'yı dünyaya tanıtabilir. Ama turizmin en büyük jetlerinin kullanılabileceği dünya çapında bir havalimanına ihtiyacı var. Yeni terminal gelen yolcu sayısını 2 katına, 8.2 milyona çıkaracak. Bu da günde 25 binden fazla yolcu demek. Tauland Torca, yeni havalimanı terminalini Expo'ya yetiştirmekle yükümlü kişi. Kendisi tecrübeli bir mühendis de olsa ilk defa bu ölçekte bir proje yönetiyor. Sadece 4 hafta kalmışken terminal bitecek gibi durmuyor. Normalde 3-3,5 yılda tamamlanması beklenen bir proje. Ama biz bunu 2 seneden kısa sürede bitireceğiz. Terminalin içi açıkta kablolar, iskeleler ve yarısı bitmiş tesisatlardan oluşan bir keşmekeş. 850'den fazla işçi, toplam alanı yaklaşık 500,000 metrekare olacak terminali bitirmek için günde 24 saat çalışıyor. Çok az zamanımız var ama Orta Asya'nın en büyük havalimanlarından birini yapmamız gerekiyor. Milyonlarca ziyaretçi ve dünya basını şehre iniş yapmaya hazırlanırken Expo ekibi de gece gündüz çalışıyor. Bölgeyi ilk kez gördüğümüzde açık alandı ve etrafında hiçbir şey yoktu. Yakınlarında taşkın yatağı var gibi görünüyordu. Görünürde tek gecede fütürist bir mini metropol ortaya çıkıyor. Şehir içinde şehir. Fuar başkanı Ahmet Han Yesimov için bu alan Expo'nun ötesinde. Orayı fuar sonrası nasıl kullanacağımıza odaklanıyoruz. Bence bu görülmeye değer benzersiz şeyler sadece fuar zamanı değil, sonraki yıllarda da ilgi çekecek ve talep görecek. Binalar fuarın temasını yansıtacak şekilde tasarlandı. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarını da kullanabiliyorlar. Diğer binalar sıra dışı hava koşullarına dayanmaya çabalarken bu binalar yenilenebilir enerji üretiminde havadan istifade etmeleri için özel olarak tasarlanıyor ve binalar bizzat enerji santrallerine dönüşüyor. Olaya tek bir bina değil, daha geniş bir ana plan çerçevesinde bakıyoruz diyebilirim.
Bunu tüm şehre ve nihayetinde tüm ulusa sunacağımızı umuyorum. Fakat en benzersiz tasarım ana parçaya, küreye ayrılmış. Fotovoltaikleri ısmarlamak havisli cama entegre etmek imkansız görünüyordu. Eklenen katmanlar dış cepheyi zayıflatıp Astana'nın şiddetli rüzgarlarına karşı korunmacılar da cüretkar bir planla kürenin bir bölümünü kesip türbinleri binanın içine monte ettiler. Oyuk aynı zamanda güneş panelleri için düz bir alan da yaratıyordu. Kürenin tabanı nasılsa tepesi de öyle. Tek istisna fotovoltaiklerle rüzgar türbinlerinin bulunduğu alan. Bu da işleri daha karmaşıklaştırıyor. İki devasa rüzgar türbinini dünyanın en sıra dışı gökdelenlerinden birine monte etmek çocuk oyuncağı değil. Türbin pervaneleri hareket eden havanın enerjisini alıp bunu elektriğe dönüştüren bir jeneratöre gönderir. Ama işlemesi için rüzgarın devamlı üstlerine doğru esmesi gerekir. Tasarım ekibinin de zaten epey yük taşıyan merkeze ölümcül olabilecek bir gerilim eklemeden rüzgar verimliliğini artırması gerek. İçindeki türbinler vasıtasıyla üreteceği enerjiyi aktarmak için kürenin oyuk bölümündeki her bir şekillendirme ve oyma çalışmasına dikkat edildi. Oyuk daimi bir rüzgar akışını doğrudan türbinlere yönlendiriyor. Fakat bu lobotomi kürenin zekasını hafifletmiyor. Oyuk alan düz bir zemin sağlayarak güneş panelleriyle güneş, türbinlerle de rüzgar enerjisi üretilmesini sağlayarak enerji üretimini iki katına çıkarıyor. Çevre binaların çatı hatları da kürenin oyuk bölümünün daha fazla rüzgar alması için şekillendirildi. Binalar yeni enerji üretmek için birlikte çalışıyor. Expo'ya aylar kalmışken yer çekimine meydan okuyan bu gökdelen de hızla tamamlanıyor. Kaybedecek zaman olmadığından iskeleti camdan bir deri eklenen her panel riskleri artırıyor. Ağırlığı çelik iskeletin sıkışmasına sebep oluyor. Ekibin de camların parçalanmasını önlemek için hiç hata payı yokken yapının nasıl davranacağını hesaplaması gerek. Hata yapma lüksümüz yok. 93 metre yükseklikte, 80 metre genişlikte ve 12.500 ton ağırlıktaki bir yapı için sadece 3 santim yanılma payı varsa bu cidden çok büyük bir zorluktur. 45 tonluk her bir parçanın cam dış cepheye mükemmel bir şekilde oturması için çok ince bir mühendislik gerekiyor. İmalatçılarımızın bunun nasıl yapılacağını açıkladığı kitapçıklar basması gerekti. Binanız milyonlarca dolar değerinde ısmarlama camlarla kaplanıyorsa, olası bir yanlış hesap felakete davetiye çıkarabilir. Expo küresi şu an için cam dış cephenin ağırlığını taşıyor. Fakat ekip başka bir düz panel kubbe tasarlamak istemiyor. Dünyanın farklı yerlerinden birçok küreyi inceledik ama hepsi bölünmüş haldeydi. Hepsi küreyi oluşturan düz parçalarla bölünmüştü. Bizse tamamen pürüzsüz, yuvarlak bir küre yapmaya giriştik. Bununla birlikte yapının geometrisi daha da karmaşıklaşıyor. Dış cephe toplamda 20 bin metrekarelik bir alan. Tamamen cam olduğundan küre üstündeki her bir cam parçasına şekil vermemiz gerekti. Bu da çok zorlu bir iş. Onu uzaktan görünce hakkını veremiyorsunuz. Yaklaştığınızda kürenin içinden geçen borumsu kesikle birlikte yuvarlak dış cephenin geometrisinin ne kadar zor olduğu anlaşılıyor. Mükemmel geometriye ulaşmaları için camı büküp güçlendirmenin yolunu bulmaları gerekiyordu. Duket bu işi yapabileceğini iddia etti. Bu şirkette cam sanatının kalbindendi. Padova, İtalya'dan bir şirket. Üretici camı ancak tek bir şartla yapmaya ikna oldu. Nasıl yapıldığı gizli kalacaktı. Bu kompleks kıvrımların yapılması için 3535 tane ısmarlama panel gerekiyordu. Bu cam paneller tek parça olarak yerleştirildi. Fakat ekibin 3000 küsür tane daha yerleştirmesi gerekiyordu.
12 ayda 2500 tondan fazla cam yerleştirildi. Şehrin diğer tarafında tren garının dış cephesinin tamamlanmasına da az kalmıştı. Şehir kara teslim olup da sıcaklık eksi 40 dereceleri bulmuşken ucu ucuna. Hava şartlarından etkilenmeyen iç kısımdaysa çalışmalar hala yoğun şekilde sürüyordu. Herkes şehrin makyajını Expo büyük açılışına kadar yetiştirebilmek için acele ediyor. İç kısımların bitirilmesi aylar alacak. Uluslararası basın ve on binlerce ziyaretçi şehre iniş yapmak üzereyken, kürenin 3535 panelinden sadece biri yerleştirilmemişti. Cam montaj ekibi panel... Kimse son cam paneli parçalamakla yükümlü olmak istemiyordu. İlk panelin yerleştirilmesinden 12 ay sonra kürenin dış cephesi tamamlanmıştı. Sona yaklaşıyoruz. Ve şu an için yer döşemeleri, boya, ince işler ve belki de en zoru olan camları temizlemekle meşgulüz. Çok zor olacak. 50 dağcıdan oluşan bir ekibimiz var ve bütün gün camları hem içten hem de dıştan temizlemekle meşguller. Bir mühendislik harikası sadece 3 sene içinde Kazak bozkırlarından hızla yükseliyor. Tüm zorluklara rağmen 20 senedir gelişmekte olan başkent dünya sahnesine hazır. Yeni bir şehir, yeni bir kimlik. Biri de iz bırakmak istiyor. Bir kimlik ve dünya çapında bir statü yaratabilir. Küresel anlamda her ortamı, her şehri, her ülkeyi kalkındıracak ve kaldırabilecek bir proje. Bozkır'dan bir serap gibi ortaya çıkan bu genç başkentin büyümesi ve gelişmesi henüz bitmiş değil. Biz bir ulus olarak ilk defa bağımsızlığımızı ilan etme ve başkentimizi inşa etme fırsatı tabii ki bir gurur meselesi. Kazakistan'ın gelecek öngörüsü hayata geçiyor.